Çok. Ha, bence miktar de. Olarak çok. Hani ben bunu mesela şu kadarcık bir şeyde yiyebilirim. Evet, bu kadar bir şeyde yiyebilirim. Küçük küçük kaplara koyun. 10 kişilik nefis. Misafire çıkar yani bir avokado, bir muza. Süper. Yanında bir kahvenin yanında bile ikram edebileceğiniz edin. Kadar güzel bir şey. Nilgün çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür gerçekten süpersin. Yani ederim. Şu pudingi öğrenmemiz bile bugünün bir kazancı diyorum. Harika. Hafta ne sonu biz Adana'daydık. Gördüm. Ay çok güzeldi. Portakal çiçeği karnavalı festival demiyorlar. Türkiye'nin de ilk karnavalı. Her şeyin üstünde çok 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 güzel bir karnavaldı. Adana halkına başta, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, Seyhan Belediyesi'ne, Üveyir mi yanlış söylemeyeyim? Üreyir Belediyesi'ne özür dilerim. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii ki başta Adana halkına, Ali Haydar Bozkurt'a ve bu festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüntüler var. İzleyelim. Hem keyif aldık, hem seyircimizle, halkımızla iç içe olduk, fotoğraflar çektirdik. Bizim için de, bize de çok iyi geldi. Bir gidelim Adana'ya, gelelim. Portakal çiçeği karnavalında coşku sokaklara taştı. Adana'da 150 bin kişi ünlü sanatçılarla beraber yürüdü. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen 2015 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı rengarenk özel kostümleriyle büyük bir kalabalığın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Kortejde yüzlerini boyayanlar, tarihi kıyafetler hazırlayanlar, dans okulları, taraftar toplulukları renkli görüntüler oluşturdu. Derya Baykal, Yetkin Dikinciler, Emre Karayel, Levent Özdilek, Menderes Samancılar, Hatice Aslan'ın aralarında olduğu sanatçılar halkın coşkusuna ortak oldu. Ünlü futbol adamı Fatih Terim de karnavala katılanlar arasındaydı. Ünlü simaları karşılarında gören Adanalılar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Adana söz konusu olunca akla tabii ki kebap geliyor. Derya Baykal da Adana'da olunca mangalın başına geçti ve Adanalılara kebap ziyafeti çekti. Karnavalın en keyifli anı ünlü sanatçıların sahnede çifte telli oynamasıydı. Merkez Park'ta resmi açılış gongunun çalınmasının ardından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Keremcan ve Zeynep Kasali'ni sahne aldı. Merkez Park'taki konseri 160 binden fazla kişi coşku içinde izledi. Konserler sırasında yüzlerce dilek feneri sevgi ve dostluk için gökyüzüne salındı. Evet, hafta sonumuz editörüm Mustafa, o da Adanalı, Adanalı Sibel.